Herkese merhaba. Şu anda mutfaktayım ve yemek yapıyorum. Şimdi biliyorsunuz evimize anca yerleşmeye çalışıyoruz. Dün tencere takımım geldi. İnternetten almıştım. Aşk yaşıyorum kendileriyle. Çok güzel, hem tertemiz hem de çok güzel boyları var falan filan. O yüzden çok mutluyum. Onun dışında geçen gün Ikea'ya gitmiştik biliyorsunuz. Çok güzel bıçaklar almış Sabri. Tara. Bir sürü almış da ben bunu açtım. Bu en küçüğü gibi bir şey yani, biraz büyük. Ama o kadar güzel kesiyor ki yani resmen elimden kayıyor. O yüzden anneme demiştim ki bir keresinde, ben bu soğan sarımsak doğramayı hiç sevmiyorum ya. Aşırı bir eziyet geliyor bana. Yemek yapmaya üşeniyorum sırf soğan hani doğramamak için falan diyordum. Onlar da bana demişlerdi ki bıçağın kötüdür. Haklılarmış. Şimdi bıçakla uşt, kayıyor. Çok güzel. Şimdi bugün menümüzde Allah ne verdiyse yemeği. Allah ne verdiyse değil de şöyle. Şimdi dün biz geçici evi bıraktık. Kapattık orayı ve bütün eşyalarımızı taşıdık işte. Arabamızda çok yer olmadığı için marketten çok bir şey alamadık. Bir de mutfağımızın hali de çok kötüydü. O yüzden ben dedim ki önce şu mutfağı biraz toparlayalım. Hani yerleştirelim her şeyi yerine, yıkayalım falan. Kulleri de açmamıştım çünkü Bahama'dan gelen. O yüzden sonra hani alalım güzelce. Zaten daha yemek masamız yok. Yani bu akşam nerede yemek yiyeceğiz derseniz Allah kerim. Ondan sonra o yüzden şimdi bugün sabah mesela kahvaltıyı Duru'nun çocuk masasında yaptık. Duru'nun çocuk masasını getirdik mutfağa. Duru'yla ben zaten, Sabri işte olduğu için ikimiz oradan yedik. Ama tabii Duru bağlı olmadığı için, normalde çünkü mama sandalyesine bağlı yiyor. Bağlı olmadığı için kalktı devamlı. Masanın etrafında döndü falan ki ben hiç sevmiyorum yani yemek yerken. Yani doğal olarak dökülür, saçılır falan diye. Bir de bizim bu yemek salonunun altı da halı işte. O yemek salonunun olduğu yer. Yani salon dediğim işte yemek, ne denir ona? Masanın konacağı yer yani. Ayrı böyle bir salon gibi düşünmeyin. Ondan sonra o yüzden o biraz kötü oldu bizim için. Çünkü çocuklarla illaki dökülüyor yani. Ekmek kırığı oluyor. Ben kendim de döküyorum yani. Sadece çocuk değil. Kendim de döküyorum. Ekmek de çok yediğim için. Artık devamlı elektrik süpürgesi imdadımıza yetişecek. O yüzden şimdi işte bu akşam masa bakacağız. Hemen almamız lazım onu. İlk sipariş etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. O hemen de gelmiyor öyle. 2-3 gün en az. Dün bir yere gittik. Orada 2 ile 7 iş günü arasında gelir dedi. Güzeldi. Fena değildi o. Bir yere baktık işte. Böyle 6 kişilik. 4 tane sandalye. Bir tane de bank. Hani oluyor ya böyle bank gibi bir şey koyuyorsun. Yeni moda. Bir tane de öyle bir şeye baktık. Güzeldi ama bilmiyorum. Bakalım şimdi, hiç başka bir yere bakmadık diye biraz dolanalım dedik. Ama hava şey de akşam olmuştu artık bayağı bir. Akşam yemekten sonra çıkmıştık yani. Öyle olunca bakamadık. Bugün bakacağız Sabri döndükten sonra, işten geldikten sonra inşallah erken gelebilirse. Ondan sonra ben de bu arada şey yapayım dedim. Normalde pek yapmıyorum ama soğanları dedim şimdiden kıymayla böyle kavurayım, buzluğa atayım. Kıymalı soğan hazır olsun. Çünkü hani her seferinde normalde hep taze yapıyorum ben. Bu sefer böyle hazırlayayım dedim. Ondan sonra işte öyle bir iş açtım başıma. Kettle'ımız yok. O biraz kötü. Yemeklerde hani hemen sıcak su normalde kullanıyorum. Nerede zeytinyağı şurada? Ay bu arada dün Elif'in kulakları çınlasın şöyle bir şey aldım. Çok güzel değil mi? Hem de 3 dolar. 1 litre. Bir de adam dedi ki barkodu yokmuş üstünde. Bu da böyle kapı girişinde eşantiyon gibi, böyle şey gibi duruyordu. Yani indirim reyonu gibi bir şeydi.
Ondan sonra adam dedi ki bunun barkodu yok, kaç paraydı hatırlıyor musun dedi. 3 liraydı dedim, yani 3 dolardı dedim. Tamam dedi, direkt 3'e aldım. Ben şöyle keşke bir deseydim. Böyle diyorum çakal gibi. Bu arada Duru şey yapıyor, evimizi tabii yadırgıyor biraz. Yadırgadığı için uyumak istemiyor, devamlı benim yanımda olmak istiyor falan, bayağı bir zorluyor yani beni. Bir hafta falan böyle olacak herhalde. Çünkü eski evimizde de öyle olmuştu. Bir haftada falan anca alışabilmişti. Sabahtan beri biliyorsunuz zaten 3 gündür çamaşır yıkayıp kurutuyorum. Bugün de bulaşık. Bütün mutfak kolilerini açayım dedim. Çünkü hepsi böyle tezgahın üstünde duruyor. Bana böyle afakanlar basıyor. Ben de bu şuraları bir boşaltayım. Bulaşıkları yıkıyorum, dolduruyorum. Bulaşıkları yıkıyorum, dolduruyorum. Tekrar dolaplara koyuyorum falan. Dolapları sildim dün akşam ama koyma fırsatım olmamıştı. Bugüne anca koyabildim. Bak onu da çok göstereyim. Tam olarak neyi nereye koyacağımı bilemediğim için böyle kafama göre böyle saçma bir şekilde yerleştirdim. Sırf yani tezgahtan uzakta dursun diye. Ondan sonra şöyle bu pasta malzemelerini oraya koydum şimdilik. Ondan sonra burada ne var? Ha, şurada işte tencereler var. Böyle kocaman. Burada hala koli var. Şu tabak şey kaşıkları falan koydum. Ondan sonra burada yemekler. Buraya şeyleri koydum. Cam, bol camları falan koydum. Üste böyle saçma elektronikleri falan koydum. Ondan sonra şuraya çatal bıçak almadığımız için şimdilik böyle mesela koydum. Zaten daha çatal bıçak almamız lazım. Burası zaten işte klasik deterjan yeri olacak. Durumun şu biberonunu aldım çünkü yıkadım, çünkü kullanıyoruz bayağı bir. Bir de şurada şöyle bir yer vardı. Kiler gibi buraya da ne bulduysam attım yani. Buraya da artık bir şey yapacağız, düzenleyeceğiz yani. Şu şeyleri, alüminyum işte folyo, ondan sonra stretch film falan, onları buraya koyarım kesin. Bir de işte onun dışında böyle bazı ıvır zıvır bal, işte pirinç, makarna falan o şeyleri de koyarım. Bir baharatlık dolabı yapmam lazım. Bunlar pişiyor. Bu Duru'nun masası. Bugün kahvaltı ettiğimiz. Bunlar çöp koliler. Şu aslında mutfağa halı aldım ama daha koyamadım. Biraz dursun dedim. Biraz yerleşelim, ondan sonra koyarız. Bunlar çöp. Ütü masası var. Ütü yok. Öyle yani arkadaşlar. Biz yerleşmeye çalışıyoruz. Bugün mutfağı tamamladığım zaman bayağı bir yol kat etmiş olacağız herhalde. Sonrasında da gene tabii ki çamaşırlar, dolapların yerleşmesi falan var ama onlar yani ilk etapta çok önemli değil. Şu anda bizim yemek yememiz lazım. O yüzden benim mutfağa çeki düzen vermem gerekiyordu. Yani şimdi fena değiliz yani. İyiyiz işte, bir ıvır zıvır birkaç koli bir şey kaldı ama ana hatlarıyla düzenledik. Zaten biz Bahama'dan 4 kişilik bir set getirmiştik tabak olarak. Ama şey, set dediğim yani sadece 8 parça. Bir kahvaltı tabağı var, bir de büyük yemek tabağı var. Çukur kasesi falan yok. O yüzden yani ek bir şeyler almamız lazımdı. İnternetten sipariş verdim dün. Bir hafta içinde falan gelecek sanırım. Onlar gelince daha da bir güzel yerleşiriz. O sırada da ben biraz dolaplara hakim olurum. Hangisi hani daha çok kullanılıyor, hangisi nasıl olur falan filan. Ona göre yerleştiririz yani, yıkar yerleştiririz. Evet, kısaca size mutfağımızı tanıtmış oldum. Yerleşmemizi görmüş oldunuz. Tamamen yerleştiğimizde de zaten halısıyla, işte tabaklarıyla, kettle'ıyla hepsiyle birlikte görebilirsiniz. Yakın zamanda inşallah. Özellikle yemek masası gelirse de tabii ki çok sevineceğim. Şimdilik benden bu kadar. Duru birazdan uyanır, ben biraz daha iş yapayım.